Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2. 2015 bahar dönem sonu sınav sorularının çözüm videosu. Birinci soru el-minşar diye devam eden yer altı çizili kelime müstemeletun. Bu kelime acaba hangi sıgadır, hangi kalıptır diye sorulmuş. Tabi istifal babındandır. Sülasi Mezid'in istifal babından. İstifal babı Südasilere ait bir baptı. 6 harften meydana geliyordu. 3 asli, 3 zait. İstemele kelimesinden alakalı bir durum. Zaten görüyorsunuz her bir şıkta istemele fiili var. Bunun başındaki hemze, sin ve ta harfi bu üçü zaittir. Bu baptan olduğu belli olsun diye eklenmektedir. Alamettir. Kelimenin aslından olan ayın, mim, lamdır. İstifal babının ismi mef'ulü nasıl gelir? İşte müstemelün diye gelir. Burada müennesi gelmiş. Müstemeletun olmuştur. İsim mef'uldür yani A şıkkı. Niye ismi fail değil? İsmi fail olamaz mıydı? Olabilirdi. Sadece müstemi yani mimde esre olmalıydı. Müstemelün değil de müstemilün olmalıydı. Mimde esre olsa isim fail olurdu. Sonundaki T bunun müennes olduğunu gösteriyor sadece. Müsret müennes kalıbıdır. İsmi mef'uldür. İstemele yestemilu istimalün müstemilün isim fail müstemelün isim mef'ul. Çekim yapılmış müstemelün. Müstemelen, müstemelune, müstemeletün, müsret müennes, isim mef'ul. İsim fail değil çünkü mimde, yani kelimenin aslından olan son harfin bir sağı. Kelimenin aslından son harf lamdır. Tüm şıklarda var zaten, lam, lam, lam. Bir sağı olan mim esreli olsa isim fail olurdu. Peki cim veya işte dal veya işte elif şıkkı diyelim. C, D, E. Bu şıklardaki olamaz mı? İsmi zaman olabilir mi? Sondaki T olmasa, kapalı T olmasa ismi zaman kalıbı olurdu. İsmi mekan kalıbı da olurdu. Mimli maslar kalıbı da olurdu. Tabi aynı zamanda ismi mef'ul kalıbı da olurdu. Yani sonundaki T'yi atarsan geriye müstemelün kalırsa hem isim mef'ul hem maslar mim yani mimli maslar hem ismi zaman hem isim mekan her birinin yani dört kalıbın da ortak yazılışı olurdu. Ama an itibariyle isim mef'uldür. Hemen sağa bakalım. Dördüncü soru. Hangisinde müenneslik nunu bulunmakta? Müenneslik nunu der iken cemi müennesten bahsediyor. Cemi olacak ve müennes olacak. Cemi müennes nunu meşhurdur. O da E şıkkında el-muallimatu yahrusne, yektubne, yef'alne, tef'alne. Hatırlayın zaten kitapta vardı bu. Yef'alne, tef'alne. Her halükarda fethalının sağında cezim var. Bu şekildeki nunlar cemi müennes nun olmaktaydı. Yahrusne olur, yektubne olur, yeftahne olur, yensurne olur. Değişir. Sonuçta nun fethalı, sağı cezimli. D şıkkında bu tanımıma yani kendisi fetalı sağ cezimli olacak. Öyle bir nun D'de yok, C'de yok, B'de yok, A'da yoktur. Eşittir. E şıkkı doğru olmuştur. Niye? Cemi müennes kalıbıdır arkadaşlar. Buradaki yahrusna, tahrusna da olabilirdi. Bu nedir? Gaibe olmaktadır. Gaibe, cemi müennes. İkiye baktığımızda hünne boşluğu aşağıdaki mazi fiillerden hangisine uygun gelir? Hunne ne olur? Cemi müennes olur. Cemi müennes ama mazi olsun diyor. Mesela A şıkkı olur mu? Olmaz. Ya kusus ne? Cemi müennes evet. Hunne'ye uygun ama muzari. Başında muzarat harfinde Y var. Muzarat harfleri eteyne kelimesindeki harflerden her biridir. Yani hemze olabilir, T olabilir, Y olabilir, Nun olabilir. Eteyne. Hemze, T, Y, Nun. Bunlardan birini ilk başta alıyorsa bir fiil, ilk harfi bunlardan birisi ise. Ama zait olacak kelime arasından değil. Zait olarak ilk harfi o nedir? Muzaridir. İşte yaksusna muzaridir. Zait olması önemli tabii. Bayağı anlatabilirim ama
iş konu anlatımına döner. Anlatmam mı tercih edilir, anlatmamam mı? Ondan da çok emin değilim. Ben geçeyim. A şıkkı muzaridir yani. O yüzden değil. B şıkkı ne olduğu biraz karışık. C şıkkı kasasna. Sondakine kasastu kasasna. Mütekellim kalıbında olduğundan na gelmiştir. Mali gayr kalıbı. D şıkkı kasasne. Ketebine. Az önce bahsettiğimiz müenneslik nunu mu demişti? Bakıyoruz. Müenneslik nunu demişti. Ben ne demiştim? Yef'alne tef'alne. İşte burada da aranmak. Yef'alne tef'alne'den. Tabi muzari de öyle. Mazide de kasasne gelmiştir. Bir çekim yapalım. Gassa yani bu muzaaf bir fiildir. Sahihin muzaaf kısmıdır. Gassa, gassa, gassu, gassat, gassata, gassasne. Medde, medda, meddü, meddet, meddeta, mededne. Ferra, ferra, ferru, ferrat, ferrata, ferrarne. Sanırım anlaşıldı yani. Hunne nedir? Cemi müennes zamiridir. Cemi müennes kalıbı da budur. Oraya uygundur. A şıkkı da öyle ama muzaridir. Burada mazi istenmiş. 5. Merfu muttasıl zamiri göster demiş. A şıkkına baktığımda Velillahil esmaül husna fed'uhu biha ayet. Velillahil esmaül husna en güzel isimler Allah'a aittir. Fe öyleyse ud'u dua edin, isteyin. Kim? Sizler isteyin. Vav burada nedir? Faildir. Vav fed'u yani ud'u ile bitişik midir? Bitişik bir zamirdir. Vav ile ayn bitişiktir. Bitişik zamirdir. Merfu mudur? Yani muttasıldır bitişik olduğundan. Merfu mudur? Evet çünkü faildir. Siz isteyin manasında. Hu o Allah'tan. Neyi? Biha. Neyle isteyin? Biha onun isimleri ile. Ha zamiri o isimlere gitmekte. Niye ha tercih edilmişti? Hu tercih edilmemiş. Çünkü el esma gayri akıldır öyle değil mi? İsmun ismanı esma. Yani bir konu anlatımına gideriz gitmeyelim. B şıkkı. Leysel müşahidune. Şimdi el müşahidune de vav var diyerek fail sakın saymış olmayasınız. Bu kelime isimdir. İsimlerde vav fail olmamaktadır. Kessamiine. Burada da zaten bir fail söz konusu değil. İsim bunlar. C şıkkında da aynı şey söz konusu. Burada da muttasıl merfu bir zamir söz konusu değil. D'de de yok. E şıkkına da yine aynı şekilde yok. Zaten olsa A şıkkı cevap olmazdı. Ne dedik? Fiili bitişmiştir. Vav'dır. 3. 3'e baktığımızda Esma-i Hamse'den olan ismin kullanımı yanlış. Hangisi o? Hel ca'e. Ca'e fiil. Ne lazım? Fail lazım. Öyleyse fail konumunda bunu yazmalısın. Eba değil, ebu yazmalısın. Eb kelimesi yani ebun kelimesi Esma-i Hamse'den birisidir. 5. Emsay-ı Hamse ne demek? Hamse 5. Esma-i isimler demek. 5 isimden birisi ebun. Bunu raf konumundayken vav ile yazarsın. Ebu diye vav uzatır. Nasb halinde elif ile yazarsın. Eba şu anda olduğu gibi. Bunun dışında hangi durum olabilir? Cer hali. Cer halinde ya ile yazarsın. Ebi diye ya uzat. Peki şu an raf, nasb, cer hangi durumda olması uygundur? Ca'ı fiil her fiile fail lazım. Öyleyse bu fail olmalıdır. Failler nereden, hangi kategoriden? Merfuat mı, mensubat mı, mecrurat mı, merfuat. Failler daima merfudur. Öyleyse bunu merfu yazmalısın. Yani vav ile ebu diye yazman gerekir. Oysa B şıkkında iftah fake. İftah emri hazır. Fetaheden iftah. Fail nerede? Ente gizli zamir faildir. Ne lazım? Meful lazım. Bu yüzden fu kelimesi fa diye yani fe kelimesi veya femun diyeyim. Femun daha iyi anlaşılır sanırım. Fa diye elif ile yazılır. Çünkü nasb halindedir. Çünkü mef'uldür yani. İftah fiil. Her fiile fail lazım. Fail ente ne lazım şimdi? Mef'ul. Mef'ul de mensubattandır. Bir kelime mef'ul ise onu mensup yazman gerekir. Bu kelimenin de nasb hali, mensupluk durumu elif iledir dedik ya. Beş ismin nasb durumu elif iledir. Elif ile yazılmış. Fa, fu olsa, vav ile yazılsa yanlıştı. Ya ile yazılsa yanlıştı. Diğerler de aynı şekilde yani her birini tabi inceleyebiliriz.
Zaman uzar gider, gerek var mı çok da emin değilim. Şöyle hiç yoktan bir C şıkkına da bakalım, geçelim. Kâne ne yapar? Haberini nasbeder, yani ismini raf eder. Ebu'un ismi olduğundan raftır. Raf mı? Evet, vav ile yazılmış, merfu durumdadır. Racül de onun haberidir, mensuptur. Bir problem yok. Ebu yerine Eba yazılsaydı yanlış olurdu. Veya Ebi olsa yanlış olurdu. Diğerleri de aynı şekilde. Biz ala zalik. Bunun üzerine kıyas edelim. Evet. 5'i çözmüş müydük? Çözmüştük. 6'da sıra. Aşağıdaki şiir kıtası Mehcer şairlerinden birine aittir. Bunun Arapça karşılığı nedir diyor. B şıkkı işaretli zaten. Dilerseniz B'ye bir bakalım. Daha sonra bir iki şık yine bir gözden geçirelim. El-kıt'atu. Kıt'a parça demektir. Kıt'a demektir. Kıt'a parça. Eş-şe'riyetu. Taliyetu. Taliye gelen demek. Aşağıda yer alan demek. Dolayısıyla aşağıdaki taliye aşağıdaki demek. Şiir kıtası el-kıt'atu şi'riyetu taliyetu. Bu çizdiğim yer aşağıdaki şiir kıtası demek. Livahidin bir kişiye aittir. Li ait, vahid bir demek, kişi demek, bir kişiye aittir. Nereden olan bir kişi? Min şuara'i, şuara şair, şuara şairler, cemim keser, kırık çoğul. El-mehcer'de, mehcer zaten burada özel isim olarak kullanılmış. Topladığında aşağıdaki şiir kıtası Mehcer şairlerinden birine aittir manası çıkıyor. A şıkkında çıkmaz mıydı? Bakalım. Eş'iru tali aşağıda gelen şiir demek. Kıta geçmedi. Kıta parça manasında bir şey yok. Hasun aittir. Bi ehadi şuara'i. Şairlerden birine aittir. Mehcer de geçmedi. A şıkkı olamaz. C'ye bakalım. Haza diye başlıyor. Haza bu, şu manasına gelir. Burada parantez arasında bu, şu diye bir şey yoktu ki. D'ye bakalım. El kıt'atü taliyetü. Aşağıda gelen kıta. Şiir kıtası demedi bu defa. E şıkkı eşşairü tali. Aşağıda gelen şair diyor. Şiir demiyor. Yine değişti yani mana tutmadı arkadaşlar. 7'ye bakıyoruz. Hel fehimtel mevzu'a ceyyid. Ceyyid iyi. Tam manasıyla noksansız demektir. Hel fehimte sen anladın mı? El mevzu'a konuyu ceyyiden iyice noksansız olarak mükemmel derecede konuyu anlayabildin mi? Hel mi mı mu soru manasında. Diyor ki en uygun cevap aşağıdakilerden hangisi olur? Bu bir soru. Bunu sana sorsalar nasıl cevap verirsin? A. Fehimtü. Anladım. Olmaz ki. Evet anladım veya hayır anlamadım diye cevap vermen gerekir. Sadece şeyim anladım diye cevap verilmez. A o yüzden yanlış. B şıkkı naem. Evet fehimtu ben anladım hu o konuyu. Doğru cevap bu. C şıkkı la hayır efhemuhu anlamıyorum demek oluyor. La efhemuhu birlikte bakarsan onu anlamıyorum. Burada anladın mı, anlayacak mısın demedi. Zaman kayması söz konusu. Aynı zamanda la efhemu da olabilirdi. Öyle olmamıştır. La efhemu da olabilirdi ama değil. D şıkkı bela, hayır. Fehimtü, bela, evet. Fehimtü, ben anladım, hu onu. Buradaki bela, evet, aynı zamanda hayır manasına geliyor. Dolayısıyla uygun değildir. Naam, evet. Efhemu, anlıyorum, hu onu, yine değildir. Konu, tam olarak burayla alakalıdır. Hel fehimtel mevzu'a, efehimtel mevzu'a bu şekilde sorulabilir. Hel ile veya hemze ile sorulabilir. Görüyorsunuz soru birebir kitaptan alınmış. Naam evet fehimtel mevzu'a konuyu anladım veya la hayır la efhem. Anlamadım el mevzu'a lem efer anlamadım el mevzu'a konuyu. Yani bir la diyeceksin bir de ardından lem diyeceksin. İki tane olumsuzluk söz konusu. Aynısı hemen aşağıda da söz konusu. Naam deyip olumlu cümle devam eder veya la eştehidu, la ma eştehidu, lemma gibi iki tane olumsuzluk kullanılması gerekiyor. Özetle işin püf noktası bu. Oysa soruya baktığınızda öyle bir şey burada söz konusu mu? Değil. Bir olumsuzluk var mesela C'de la demiş. Ardından bir kere daha la demedi. La olabilirdi, ma olabilirdi, lem olabilirdi. Yani herhangi bir olumsuzluk. Ama yok, tek olumsuzluk kullanmış. Demek ki yanlış.
Diğerleri de zaten yanlış. Bela burada kullanılmaz. Nerm kullandıysan efhem diye muzari değil mazi kullanman gerekir. Sanırım anlaşıldı. Konu ünite bakarsanız daha da iyi anlayacaksınızdır. 11. Türkçe doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Günler geçti ve aslan şiddetli bir açlık hissetti. Mezat geçti zaten. Meza geçti. Fiil mazi de buradan geçiyor. Gelmektedir. Geçti ne geçti? El eyyamı günler. Yevmun eyyamı günler geçti. Ve şaara hissetti. Kim ne el esedü aslan hissetti. Ne hissetti? Bir cu'in açlık. Hem de öyle açlık ki şedidin şiddetli. Çok yani. Birebir uydu. Ay bakalım günler geçer ve aslan çok susar diyor. Zaten susamak yok, açlık var. B. Günler birbirini izledi ve aslan açlık hissetti. Yani birbirini izlemesi olmadığı gibi açlık hissetti değil, çok hissetti, şiddetli hissetti. Şedidin manasını vereceksin, vermemiş. E'ye bakayım. Günler çabuk geçti ve susadı diyor. Susamak yok zaten. 8. Suhufun müfredi nedir? Sahifetündür. Ezber sorusu. Daha önce bunu gördüyseniz bilirsiniz. Yoksa bilmek zor olabilir. Sahifetün, suhufun. Bilmek çok zor değil aslında. Kolay bir soru. Hani hangi peygambere kaç sayfa gönderilmiştir? Suhuftur o. Suhufu İbrahim'e ve Musa. Hangi peygambere kaç sayfa gönderildiğine dair var olan hadis nedir arkadaşlar? Zayıftır. Pek çok kaynak verilebilir. En basit kaynak, yani en basit derken ulaşılması en kolay kaynak ne olabilir? Diyanet 2 ciltlik İlmihal cilt 1 Suhuf Bahsi. 12. Cümlesinde altı çizili söz öbeği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Linnâsi meşâgilûn. Mübtedası ona ait bir zamir içerdiği için zorunlu olarak öne geçmiş şibhi cümle haberdir. Linnâsi insanlar için vardır. Ne vardır? Meşâgilûn. Meşgaleler. Uğraşlar. Meşâkilûn. Problemler. Linnâsi haber midir? Haberdir. Şibi cümle midir? Evet. Car ve mecrur var. Car harfi cer yani. Li mecruru ennâsi. Bu da mecrur. Car, mecrur, şibi cümledir yani. Tabi şey de o, zarf da olabilirdi. Zarf ve mecruru veya zarf kendi başına da olabilirdi. Konuyu iyice anlatmıştık ayrıntılarına varana kadar. Meşagülüm'de de tabi zamir var. Sen meşagülüm kelimesini sağ tarafa alsan, linnâsi sola alsan, hum zamiri nereye gidiyor? Kendisinden sonra gelen kelimenin zamirler sağ tarafa gider. Dolayısıyla karmaşa olurdu. Tam olarak budur yani, doğru. 13. Aşağıdaki şibi cümle haberlerden hangisinin öne geçişi zorunlu bir durumdur? Zorunlu bir durum olay yani vücuben geçmiştir. 1. Vücuben geçebilir. 2. Cevazen geçebilir. Vücubi olarak C'de vardır. Anlatacağım neden olduğunu. Fi beytina zayfın. Fi beytina'da ne var? Car var. Mecrur var. Öyle değil mi? Fi harfi cer. Beytina mecruru. Zayf ise burada mübteda olmaktadır. Aziz de onun sıfatı olmaktadır. Fi beytina car mecrur dedik. Car mecrur şibhi cümledir. Şibhi cümle. Sağ tarafta yer almakta. Zayfın ise onun nesi müptedası olmaktadır. Biri marife, biri nekre. A şıkkına bak. Fi Mekke'te car mecrur şibhi cümle haberdir. Mekke'de vardır ne? El Kâbetü Kâbe vardır. Bu da müpteda oldu. Mekke özel isim olduğundan marifedir. El Kâbe özel isim denilebilir ama elif lamı da var. Elif lamı olduğundan özel isimdir. Dolayısıyla her ikisi de marifedir. Her ikisi de marife olduğundan haberin sağ tarafa geçişi zorunlu değildir. Aynı durum B'de de, D'de de, E'de de mevcut. Yani her ikisi de marife. Haber de müpteda da marife. Ama C'de öyle bir durum yok. Müpteda burada nekredir. 9. İnne levni. Levni kelimesi yani derslerimizde çoğu defa örnek olarak vermişizdir. Levnun levnani elvan. Babun babani ebvab. Kalemun kalemani eklem diye devam ediyor. Elvan renkler manasında cemimi kestlerdir. Levnin çoğulu. Ezber sorusudur. Çok defa geçer yani ezbere biliyor olabilirsiniz. 10. soru hazihi cerait el yevm. Hazi tabii ki müptedadır. İlk
Kelime değil mi? İlk kelimedir. Mübtedadır hazır. 14. Evlerin önünde bahçeler, bahçelerin de içinde ağaçlar vardır. Eşik. Emamel buyuti. Beytün buyutun evler. Emamel buyuti. Emam önünde demek zaten. İmam da o kökten gelmez mi? İmam önde olan kişi. Emamel buyuti evlerin önünde vardır. Ne vardır? Hadaigu. Bahçeler. Hadaik nedir? Hadiga, hadaik. Gayrimusariftir. Muntehel cumu kalıbında olduğundan cemimkesertir tabi. Hadaigu bahçeler vardır ve fil hadaigi bahçelerin içinde de vardır. Ne vardır? Eşcarun ağaçlar. Şecer, eşcar. D'ye bakalım. El hadaigu bahçeler ve eşcaru ve ağaçlar fil buyuti evlerin içerisindedir. Vel hadaigu ve de bahçelerin içerisindedir. C şıkkı el hadaigu ve eşcar ağaçlar ve bahçeler emamel buyut evlerin önündedir. Vel hadaigu ve bahçeler bahçelerin de önündedir. Diğerleri uymuyor arkadaşlar. 15 innel vakti devam ediyor. Lakinne. Lakinnenin ameli nedir? İnne enneke enne lakinne. İnnenin amelini yapar öyle değil mi? İnne ve benzerleri. İnne ve kardeşleri. Bu üniteyi 2 saatin üzerinde anlattım. İzlediyseniz anladığınızı düşünüyorum. 2 saat bu konuyu anlattık. İnne ne yapar? İnne ve kardeşleri ne yapar? İsmini, nas, haberini raf eder. Lakinne nokta 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 ardından gelen kelime Muhammedün. Öyle değil mi? Dalda ne var? Zamme var. Ösre var. Merfu yani. Öyleyse noktalı yer mensup olmalı. Çünkü bunlar ne yapar? Birini raf, birini nasb ederler. Raf etmiş zaten. Sana lazım. Nasb lazım. Nasb fethalı da sadece B var. Diğerlerinde fetha olamaz. B şıkkı doğrudur. İsmini nasb haberini raf etmiştir. Ömer ismi Muhammed haberi olmakta. 18 Esbaha diye devam eden yer. Yine tabii çok benzer sorular. Yani Esbaha da nedir? Kâne ve kardeşlerindendir. Birebir zıttını yapar. Habirini nasip eder, ismini raf eder. İnne ve kardeşleri her ne yapıyorsa Kâne ve kardeşleri onun zıttını yapar. Esbaha Kâne ve kardeşleri diyebileceğimiz Kâne'nin benzerlerindendir. Efradu raf etmiş. Sana lazım nasp olan bir kelime lazım. Mühtemmine nasp durumundadır. Cem-i müzekker salim ya. Cem-i müzekker salimler ya ile mensup olurlar. Mensup durumundadır. Buraya getirilir. Kolay bir soru yani. Sağlı sollu birbiriyle alakalı birbirine zıt olan sorular yazılmış. Görmek esasen zor değildi. 16 nokta 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 en var başta. En ne yapar? Nasb eder. Yasrifuna nasb konumunda değil. Çünkü sonunda nun var. Yasrifu nasb konumunda. Evet bu olabilir. Şu anlık. C şıkkı nasri fe. Fetamış nasb konumunda. D şıkkı saraftu. Saraftu zaten sonundaki zamir yani. Bunun başına en de getirsen yine tu diye yazılır. E şıkkı yasrifne. Ne getirirsen getir yine yasrifne diye yazılır. Mebnidir. Bu durumda doğru şık hangisi olur? Asla A olmaz. Onun dışındakiler olabilir. N'e bakarak bunları buldum. A'yı N'e bakarak eledim ama elemenin başka yolları da var. İnne şüphesiz ki nabiz. Bizden bahsediyor. Sizden bahsetmiyor. Biz nedir? Yani çoğul öyle değil mi? Çoğul olması gerekiyor ve biz kalıbı. Yani nefs-i mütekellim mali gayr kalıbı olması lazım. A şıkkı zaten değil ki. Bu Cem-i Müzekker gaip. B de Cem-i Müzekker gaip. E şıkkı Cem-i Müennes. D şıkkı vahdeh kalıbı. Nefs-i mütekellim vahdeh. Bize mali gayr lazım. O da sadece C şıkkı olmaktadır. Başka bir şey değil. Yani na zamiri biz manasına geliyor. Biz de nedir? Nefs-i mütekellim mali gayr. Yani ektubu nektubu. Ensuru nensuru nensuru orası olduğunu bilmeniz ona bakarak çözmeniz yeterlidir. 19 mana istenmiş. Bu salih bir adam oldu. Sara oldu, haza bu ne oldu? Racülen bir adam oldu. Ama öyle adam ki salihen salih yani iyi bir adam oldu. Veya A şıkkı bu salih bir adam değildi.
Değil manasını nereden çıkardın? Olumsuzluk bir şey yok ki. A. Bu salih adamdır. Salih adamdır değil. Salih oldu bir kere demek gerekiyor. Çünkü Sara oldu demektir. D. Bu zat salih adam idi. İdi diyor. Oysa oldu demesi gerekir. Kâne yok burada. Bunun salih olması doğrudur. Burada doğrudur veya eğridir, yanlıştır manasına gelen bir şey yok. Sara haza raculen. Sara ne yapar? Tıpkı Kâne ve kardeşleri yani. Sara oldu. Ne haza bu oldu, nedir oldu. Haza onun ismi, racul haberi olmaktadır. 17. Gale et tabip. Tabip dedi nokta nokta nokta. Bakın er-riyaz zaten. Riyaza spor demekti. Mensuptur öyle değil mi? T'de fetha var. Yani kelimenin son harfi fethalı. Mensuptur. Ardından gelen kelimenin son harfi ötrelidir. Yani merfudur. Önce mensup, sonra merfu bir kelime geldi. Yani biri nas, biri raf. İsmini nas, haberini raf eden bir şey aranıyor ki hepsi öyle zaten. Şıkların her biri öyle. Durumda akla şu gelmekte. Tabi mana bakımından hangisi uyar? Gale dedi, et tabi bu doktor ne dedi? Er-riyazatü spor. Spor yapmak nedir? Nafi'atun fayda vericidir, faydalıdır. Lil cismi beden için spor yapmak faydalıdır. La faydalı değildir der mi doktor spor yapmak? Beden için faydasızdır. Layık olsan öyle mana çıkar. Demez. Leyte umulur ki keşke belki de böyledir der mi? Demez. İlla sadece bu faydalıdır. Başka faydalı bir şey yoktur da demez. Geriye inne ile enne kaldı ki zaten şu var, şıklar hiç görmesem bile direkt inne aklıma gelirdi, başka bir şey gelmezdi, onu da söyleyeyim. Enne olur mu? Enne olsa burayı mastar manasına çevirmesi gerekir. Galip tabi doktor dedi. Enne riyazate nafi'atulül cismi. Sporun beden için faydalı olması olduğu olmuyor. Burada inneyi kullanmak gerekiyor. Bağımsız bir cümle. Bağlı değil. İnner riyazate. Gale yani sağ tarafı unut. Sağ taraf olmasa bile şuradan bir mana çıkar mı inneyle kursam? İnner riyazate. Şüphesiz ki spor nafi'atun faydalıdır lil cismi bedene. Beden için faydalıdır. Kendi başına, başlı başına bir mana ifade ediyor mu? Ediyor. O zaman enneyi kullanamazsın. Böyle kendi başına ayakta durabilen bir mana olmasaydı enneyi kullanır sağ tarafa bağlardık bunu. Ama inne olduğu zaman bağımsız yani. Bağımsız olabilme gücü olduğundan inneyi tercih etmek gerekiyor, kullanmak gerekiyor. Mecburi yani. 20. Altı çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yani Sara'ya takmışlar. Sara, Esma, Hakane, inne bayağı bir sormuş buradan. Esasen bu soruyu görmeden burada ben cevabını vermiş oldum. Öyle değil mi? Sara Haza demiştim. Haza ne demiştim? Sara'nın ismi demiştim zaten ben. Merfudur demiştim. Burada da aynı şey söz konusu zaten. İsmidir ve merfudur. Ötreyle, zammeyle. Tıflün etfalün. Cemi mükesser. Cevap bu. Yani söylenecek fazla bir şey yok. Sara ve kardeşleri zaten bu işi yaparlar. Bunun için varlar.